Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ETS'ye giriş çekiyoruz. Bugünkü yabancıların çektiği otobüs. Üzerinde Turizmo yazıyor ama Turizmo değil, araç Volvo. Şurada zaten logosundan göreceksiniz. Sikini sadece Turizmo olarak yapmışlar. Aracın yine 9-10 tane sesi var. Ben en yakın, yani otobüse en yakın olanı seçtim. Şöyle bir efsane seslerinden bir tanesine bakalım yine. Durduralım tekrardan. Evet, içinde 9-10 tane motor sesi var. Ben V8 Volvo'yu seçtim. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Kendi özel sesleri de var. Böyle bir hostesimiz var otobüsün içinde ve arkası kapalı. Böyle bir dediğim gibi otobüs. Hatta şöyle çalıştırınca kapı kapanıyor gördüğünüz gibi. Ve aynı zamanda burada da aynı şekilde. Kapısı açık. Dışarıdan böyle gözükmüyor tabi. Ama içeriden kapısı açık. Çalıştırınca da hem kapı kapanıyor hem de direksiyon animasyonu var. Vites animasyonu var aynı zamanda. Şu şekilde. İleri geri. Sileceklere bakalım. Silecekler bu şekilde çalışıyor. İsterseniz üçlü olarak da çalışanlar var. Rotardar sesini hiç denemedim. Şöyle camımız açık tabi. Ses biraz fazla geliyor galiba. Motorun sesi birazcık beni bastırıyor. O yüzden şöyle bir tık kısalım onu. Şöyle iyi. Neredeyiz? Hemen göstereyim. Güney bölgesi haritasındayız. Gördüğünüz gibi burası orijinal. Şurayı daha önce oynamıştık. Şöyle gitmiştik. Hatta şurada bozuk yollar vardı. Şöyle gidecektik. Karıştırmıştım ama herhangi bir önümüzdeki otobüs değil de kamyon moduyla şu bozuk yollara gelmeyi planlıyorum. Bugün otobüsümüz var. Ben şöyle bir garaj alıp şuradan bir rota çizdim. Bayağı bir gidiyor tabii ama gidebildiğimiz yere kadar diyelim. Çok vakit kaybetmeden çıkalım yola. Skyline'ın üzerine yapılmış sanırım ama Volvo motorlu da. Sağ solda gelen giden yok. Dönelim. Ya, otobüse en yakın ses bu olduğunu düşünerek bunu yaptım. Siz kafanıza göre takılırsınız. Kendi orijinal sesinde fazla ses çıkmıyor. Neden güney bölgesi haritası derseniz güney bölgesi yolları bayağı bir güzel, yani haritanın yolları güzel olduğundan dolayı bir haritayı seçtim. Sinyal sesi yok ama korna sesimiz var bu sefer. Bu havalı korna. Şu da normal kornamız. Polis amcaya götürüyorduk az da. Dışarıdan da bu şekilde gözüküyor. İki katlıymış gibi ama iki katlı değil tabii. Sağdan gidecektik. Neyse, ileriden döneriz. Oradan birazcık dolaştırıyor da en azından buradan kestirim olmuş olur. V8 motorların sesleri biraz daha farklı oluyor çünkü. Gerçekte de öyle çünkü. Araç uzun olduğu için dönmekte birazcık zorluk çekebiliyorsunuz. O yüzden geniş almak gerekiyor. Böyle bu şekilde gördüğünüz gibi arkayı vurabiliyorsunuz.
Virajda bile geniş almak gerekiyor. Yabancıların genelde böyle şoförle bağlantısı yok. Yani yolcuları şoförle bağlantısı genelde kesiliyor. Şu an gördüğünüz gibi yan tarafta bizim gibi değil. Yani üstten yine yolcular camı görüyor tabii ama şoförün alt kısımda bağlantısı yok şu yolcularla. Aslında en iyisi yolcular gelip kaptana bir şey soramıyorlar. Rotarlara bakalım, hiç bakmadık. Bir rotarlara bakalım, nasıl bir sesimiz var mı yok mu? Biraz da gaza basalım bir. Yok, rotarda sesimiz yok. Sol seçeneği var. Yanlara falan koyabiliyorsunuz. Hatta videoyu bitirmeden önce bir gece yapalım. Gece yapmayı unuttum çünkü. Of 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 of. Çok kötü girdik. Abi hiç uğraşmayalım. Biz buradan çıkamayacağız. Çok kötü girdik ya. Bak bildiğin otobüs neredeyse yan yattı, yoldan çıktı. Dönüşü bayağı sert aldık. Şuradan da yumuşak dönelim ki yine uçmayalım sağa sola. ...6.2 üzerine kurulmuş araç. Mercedes, Skyline ve Volvo motor sesleri var. Bu Volvo'nun motor sesi V8. Otobüsün kendi sesleri var 6 itten ama dediğim gibi çok böyle bir ses çıkmıyor. Madem otobüs süreceğiz birazcık ses duyalım dedim. Şerdover de geliyor. Ay, vuramıyoruz. Önümüzde şehir ya da ondan sonraki şehirde bitirebiliriz. Tabii yolun durumuna göre. Benzinlik olur, otel olur, bir yerde dururuz. Otobüsün tipi birazcık Skyliner'a benziyor. Çok değil ama en azından sürüş alanı olarak Skyliner'a benziyor. Arkadan gireceğiz şimdi. Aha, tır da geliyor.
Yeşil galiba, aynen yeşil. Yeşilleri severiz. Kırmızıları sevmeyiz. Ama bazen kırmızıda da durmak gerekiyor. Camı kapatabilseydik iyiydi. Daha az ses gelirdi en azından. Bir sonraki benzinlikte ya da şehir içinde falan bitiririz. Çok uzun olsun istemiyorum. Yalnız şunu söyleyecek olursam, dün de bahsetmiştim. Modları alıp kaçtığınızdan dolayı bugün mod bırakmayacağım. Çünkü videonun ortalaması düşüyor. Bazı arkadaşlar dediğim gibi çakallık yapıyor. Link alıyorlar. Başlıktan görüyorlar. Hiç video izlemeden ya da açıyorlar, bakıyorlar. Ondan sonra alttan linki alıp kaçıyorlar. Haritanın linkini de otobüsün linkini de Discord sunucumuza gelerek oradan alabilirsiniz. Evet, burası da yeni bir şehir girişi olduğundan dolayı biraz yavaş gidiyorlar. Ama şehir yapılanması bayağı güzel. Yani şehir işleri olsun, bayağı güzel bir yapılandırması var. Şu önümüzde benzinlik falan bulursak orada bitirelim. Aslında şu tümsekleri hani şöyle araba iner kalkarmış gibi yapsalarmış daha güzel olacakmış. Hop 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 hop, sakin. Arkadaş, böyle pat diye önümde durma. Şu ileride garaj. En sonunda girdik. En sonunda olan oldu. Şurada garaj gibi bir yer gözüküyor ileride. Orada müsaitse bırakalım. Çok da gaza böyle dokunmak istemiyorum çünkü araç anında gidiyor. Motoru biraz güçlü seçtik. Sanki arkasında yük varmış gibi. Biraz daha otobüslerde düşük motor seçmek gerekiyor ki. Şu ileride benzinlik varmış, orada bitirelim. Garaj çok müsait olmayacak. Benzinlik. Evet, şurası. Burada giriyormuş galiba. Yok, girmiyor. Hem şurada mola vermiş gibi oluruz. Hem mazotumuzu alırız. Söyle çekelim. Böyle iyi. Evet, gördüğünüz gibi kapı ve direksiyon animasyonumuz var. Vites animasyonumuz var. Diğer kapı da açılıyor gördüğünüz gibi. Binalarımızı kapatalım. Otobüsün duruşu aslında fena değil. Çok güzel bir duruşu var.
Aynen gece yapacaktım. Bir gece yapalım, ondan sonra videoyu sonlandıralım. Bakalım bir gece nasıl oluyor? Işıkları falan. Evet, içinde yolcuları da gördüğünüz gibi bu şekilde bir görüntüsü var. Sıfır kamerasına bir geçelim. İçine bir bakalım. Hop, ne tarafa doğru gittik? Otobüsü kaybettim. Heh. Böyle yukarı çıkalım. Evet, otobüsün içinde gezmedik demeyelim. Bayağı yolcu varmış. Evet, içi bu şekilde bizim Horozmelere ya da Travegolara biraz benziyor da benzemiyor. 1-2 derken arkadan başlamış bunların yolcuları. Yok, 1-2 3-4. Değişik. Gördüğünüz gibi ne yolcular? Otobüs şey görüyor, yolu görüyorlar ama şoförü rahatsız etmiyorlar. Şuradan inip biniyorlar yani normalde. Şuradan da yukarı çıkıyorlar. Yani hiç şoförle işi yok. Gördüğünüz gibi şuradan yukarı çıkıyorlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın ki bize destek olun. Sizin sayenizde büyüyoruz çünkü biz. Siz olmadan büyüme şansımız yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.